Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bugün çöle gidiyoruz. Şarja'da, Dubai'den yola çıktık. Şarja'da, tam çölün ortasında bir otele brunch'a gidiyoruz. Açıkçası takip etmeyenler varsa lütfen sayfamı da takip etsin. Şuraya yazalım. Dreamy Dubai Diary hesabım var ve Dubai'deki böyle yerleri geziyorum. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki güzel otelleri, işte restoranları, kafeleri, aklınıza gelebilecek her yeri geziyorum. Şimdi bu sayfamdan dolayı da bana böyle arada bir şeyler geliyor, davetler geliyor otellerden, restoranlardan. Neden gülüyorsun aşkım? Evet, bir trende. Ama şimdi nereye gittiğimizi anlatıyorum. Sen buraları kesersin. Evet, büyük ihtimalle. Neyse, otele gidiyoruz şimdi. Oteli de çekeceğim size. Belki ilginizi çeker. Ben çok beğendim bu arada fotoğraflardan vesaire. Yorumlar da çok güzel otelle ilgili. Biz şimdi orada brunch yapacağız ve sonrasında da havuzda takılacağız. Şimdi size hatta çölde gitmeye başladık. Sağ çevir. Ne güzel kumlar, ne güzel. Çölün ortasında. Restoran deneme ekibi olarak yeni aslında Dubai demeyelim aşkım, Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik, diyelim. Artık biz Dubai'den artık açıldık, Abu Dhabi, Şarja. Çünkü Şarja'da Kumal başka Kuvayi, bir emirlik. Oralara da biraz açıldık artık. İleriki dönemlerde de Fujairah ve Ras Al Khaimah'dan da videolar çekmeyi düşünüyoruz. Oradan bazı görüşmelerimiz var. Şartlarda anlaşabilirsek oralarda da iş birliklerimiz olacak. Şu anda çölün ortasında bir yolda gidiyoruz ve yol gerçekten çok güzel. Dört şeritli bir yol yapmışlar. Çok fazla bir yol. Bu duble bir yol. Yoğunluk olmamasına rağmen, yoğun olmayan bir yol olmasına rağmen güzel gözüküyor. Bakalım, biz navigasyondan takip ediyoruz. Etrafta deve taşıyan kamyonlar var, bir de ben varım. Umarım doğru yoldayımdır. Ümit ediyorum ki bulabiliriz. Neden bulamıyorsun ya? Çünkü şu an etrafta hiçbir bina yok. Ama daha 20 dakika gösteriyor. Olmazsa bizde şey var zaten. Bagajda şemsiye ve sandalyelerimiz var. Ama yemek yok. İşte avlanırım ben büyük ihtimalle. Çölden bir av yaparım. Onu da ha. Onu pişirip yerim. Buraya gülme efekti koy aşkım. Sen yaptın daha, niye koyuyorsun? Evet. Bu geçtiğimiz bölge genelde Dubai'de mesela safari turu için yer ayırtan insanlar buraya getirip topluca buradan jiplerle alıp safari turuna götürüyorlar. Yol üzerinde böyle hediyelik eşya satan bazı dükkanlar da var. Şimdi bu çöllerde şöyle bir olay var. Şarja rakım olarak Dubai'den biraz daha yüksek olduğu için benim hatırladığım kadarıyla rakım yükseldikçe bu çöl kumundaki burada bu bölgede rengi kızıla dönüyor. Evet, o yüzden kızıl kumlar genelde Şarja bölgesinin kumu gibi düşünebiliriz. Daha böyle beyaza yakın sarı olanlar da Dubai bölgesindeki. Şu anda sol tarafımız Şarja bölgesi. Kameradan ne kadar gözüküyor ben emin değilim ama. Şöyle gözüküyor. Solda, sağda hemen Şarja kalıyor. Kumun rengi böyle biraz daha turuncu kırmızı gibi. Öyle kısa bir bilgi vermiş olayım size. Sağımızda ve solumuzda şöyle gördüğünüz ufak tefek böyle sanki kamplar var. Onlar bu çölde safari turlarının tur bittikten sonraki toplanma alanları. Orada böyle dans şovları oluyor, yemek falan veriliyor. Ve oradan sonra sizi toplayıp geri evinize ya da kaldığınız otelinize geri bırakıyorlar. Gördüğünüz gibi bu sol taraftaki çöllerde bayağı böyle bomboş bir çöl, hiç bitki örtüsü de yok. Ve tamamen koruma altında böyle çöl boylu boyunca çitlerle çevrelenmiş vaziyette. Çünkü içerideki
Hayvanlar var içeride. Hayvanları da koruyorlar ve vahşi yaşamı da koruma altında. Birleşik Arap Emirlikleri'nde hayvanlar çok önemli gerçekten. Evet. Çok sahip çıkıyorlar, çok önem veriyorlar. Yani insana şey, deveye çarpacağını insana çarpsan. Evet, çok önemli gerçekten. Şarja'dayız. Şarja Emirliği'ndeyiz. Evet. Şarja Emirliği'nde El Badayer bölgesindeyiz. Çölün ortasında. Burada yeni bir tesis açılmış. Böyle bir... Çok yeni değil. Çok da yeni değil ama daha yeni yeni aktif hale geliyorlar diyebiliriz. Maalesef onların açılma tarihiyle bu pandeminin başlangıcı aynı zamana denk geldiği için böyle bazı şeyler ertelenmek zorunda kalmış. Mesela daha havuzu yeni açabilmişler. Havuzu da göster. Ama o sanki biraz havayı çekiyor ya. Ha. Biz de bugün buraya geldik. Saat 2.30'da brunch başlıyordu. Orada biraz yemek yedik. Ondan sonra kahvelerimizi içtik, tatlılarımızı yedik. Gördüğünüz havuzda birazcık vakit geçirdik. Şimdi böyle çok büyük bir tesis değil ama içinde böyle bir yürüyüş yapacağız. Yürüyüş yaparken de sizlere hem göstermiş oluruz etrafı. Birazcık da belki gelmek isteyenler olursa fikir de veririz. Buranın linklerini, Instagram adresini ve web sitesini de aşağıda sizlerin bilgisi için tekrardan oraya da yazarız. Daha da detaylı. Acaba biz brunch'ta neler yedik, neler içtik onları da merak ediyorsanız, o alanların da detaylı fotoğrafı, videolarını görmek isterseniz Instagram adresimizi lütfen ziyaret edin. Sadece ziyaret etmekle kalmayın. Lütfen takip edin ve beğenin. Onu da aşağıya yazacağız sizin için. Teşekkürler. Rica ederim. Tesisin içerisinde böyle kısa bir yürüyüş yapacağız. Keşif amaçlı. Otelin içerisinde çok fazla oda yokmuş. 30 tane falan oda varmış. Ama bu odaların dışında böyle ufak ufak tenteler falan var. Tente dedikleri de böyle ufak ev tarzı yerler. Onların da böyle kendi hepsinin önünde kendi havuzu varmış. Ve şurada gördüğünüz gibi çocuklar ve babaları kumlarda oynuyorlar. Böyle çölün kumu bu renk. Gayet değişik bir deneyim değil mi burası? Evet. Hmm.
Geri mi dönelim? Sen anlat. Herkese merhaba. Bugün burada çok güzel bir gün geçirdik. Brunch'a gelmiştik. Sonra havuzda takıldık. Evet. Biliyorsun çöl havası biraz beni etkiliyor. Evet. İnanılmaz uykumu getiriyor. Oksijen biraz düşük oluyor zaten burada. Evet, geldiğimizden beri böyle biraz sarhoş gibiyim o yüzden. Havuza da girdikten sonra iyice mayıştım. Şöyle, genellikle biliyorsun Dubai'ye tatile gelenler mutlaka bir gün safari yapıyorlar çölde. Ama uzun kalacakları benim tavsiyem mutlaka bir gün çölde böyle hani gün geçirmeleri, bu tarz bir otele gelip işte brunch yapabilirler, havuzunu kullanabilirler ya da bir gün en azından çölde kalabilirler. Glamping yapabilirler, evet, ya da bu tarz bir otelde yine kalabilirler. Çok böyle değişik, güzel, huzurlu bir havası vardır çölün. Özellikle güzel bir mevsimde gelirseniz. Güzel mevsim ne zamanlar mesela? İşte artık hani bugün başladı. Mesela ayın kaçı? Ekim ayının sonlarındayız. İşte bu saatten, bu tarihten sonra Mayıs'a kadar inanılmaz güzel bir hava oluyor burada. Böyle insana huzur verir, sakinlik verir, rahatlatır. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu havayı birazcık soluyun. Burada biraz vakit geçirin. Kendinizi dinleyin. Kafa dinleyin. Ve detayları burada böyle çok güzel pozlar çekildik. Ertuğ çekti. Onları da benim sayfamda mutlaka görün. Mutlaka beni takip edin. Diğer böyle Dubai hikayelerim için, Dubai günlüğüm için. Aslında artık Birleşik Arap Emirlikleri günlüğü oldu. Hı. Şimdi mesela bugün Şarja'dayız. Diğer emirlikleri de böyle ara ara geziyoruz. Oradaki otelleri de görüyoruz falan. Öyle yani. Çok keyifli bir gündü değil mi aşkım? Evet, ben de çok beğendim. Ben de çok sevdim. Böyle burada birazcık huzur şey olduk. Huzur bulduk gibi. Bugün çok keyifli bir gündü. Ve yavaş yavaş güneş batıyor. Yani Dubai'nin, evet, buranın tek sevmediğim bir özelliği varsa o da günün çok çabuk bitmesi. Saat 5 ve güneş batmaya başladı. Çıkarken birazcık size otelin diğer giriş kısmını da göstereyim. Zaten burası küçük bir otel. Sakin, küçük, kendi halinde bir otel. Bir de işte restoranı var. Orada çay, kahve vesaire de içebiliyorsunuz. Biz brunch yaptık. Onun dışında böyle bir iki oyun alanı var ama burası daha çok böyle hani huzur bulmalık, sakinlik için, dinginlik için gelinebilecek bir yer. Öyle. Bakın ne kadar güzel. Çok güzel esiyor. O kadar tatlı bir havası var ki tam uyumalık. Burası da aktivite alanı dedikleri yer. Burada çocuklar için oyun alanları var. Bu masalarda onlar için özel oyunlar düzenleniyormuş. Bu alanda tekrardan gene böyle masa tenisi, dart, mini golf gibi olanakların sağlandığı bir yer. Böyle çöl bisikletleri var, daha kalın tekerlekli. Onlardan da alıp etrafta bisiklet turu yapabiliyorsunuz. Hepsi otelden ücretsiz şekilde karşılanıyor. Burası da böyleydi. Burada da otelin kendi içerisinde kendi ufak bir camisi var. Genelde buraya lokaller tercih ettiği için geldikleri vakit ibadetlerini de yapabilmesi için böyle ufak bir tatlı bir cami yapılmış buraya da. Evet, gidiyoruz. Bugün de bitti. Evet, bunlar çöle uyumlu bisikletler. Benim bahsettiğim tekerlekleri normal bisikletlere göre daha kalın. Tamam.